Dua yüksek etkiye sahiptir. Kainatta yüksek etkiler içerisinde evrendeki bu etkiler insanı çeşitli başka alemlere götürüyor. Başka dünyalar kendi dünyası ve bütün evrenin dünyası içerisinde öyle bir zaman dilimi içerisinde oluyor ki kendinden başka kimseyi görmüyor, kendinden başka kimseyi tanımıyor, kendinden başka kimseye değer vermiyor. Ama öyle bir zamana, öyle bir zemine, öyle bir duruma, öyle bir kedere, derde mübtela oluyor ki, öyle bir kederle, dertle dertleniyor ki işte o anda dayanacak bir yer arıyor. Nereye dayansa, neye elini uzatsa elinde kalıyor. Neye güvense gidiyor. Ağaca dayanıyor, ağaç kuruyor. İnsana dayanıyor, insan ölüyor. En zor zamanında, en sıkıntılı zamanda çok yatırım yaptığı en yakın arkadaşından bir musibet sonrasında bir yardım göremiyor. Bütün hayatını ve ahiretini feda ettiği, bütün çocuklarından bir yardım göremiyor. Kendisi günaha girerek, yanlışa, hataya, kusura girerek çocukları bu dünyada rahat etsin diye ona sayısız rakamlarla söyleyemeyeceğimiz rakamlarla servet ve bu anlamda miras bırakanlar en muhtaç olduğu zamanları huzur evlerinde geçiyorlar. Böyle bir durumda, böyle bir sıkıntıda, böyle bir halde öyle bir şey lazım ki insanın bütün bu kederini alsın götürsün. İnsanın bütün dertlerini alsın götürsün. İnsanın bütün elemlerini bu noktada emellere çevirsin. İşte bu nedir? Herkesten, her şeyden ümit kesik bu vaziyette. Hiç kimsenin, hiçbir şeyin sana faydasını dokunmayacağı bir anda, bir zamanda, bir günde, bir ömürde öyle bir rine, öyle bir zata dayanman lazım ki her söylediğini işitsin, her kalbinden geçeni bilsin, her aklına gelene vakıf olsun. E nerede bulacağım böyle bir zatı? İşte Halık Alem kainattaki icraatına ve icadatında insanı sonsuz bela musibetlere maruz bıraktığı için ve insan bela ve mucizevete maruz kaldıktan sonra Rabbini hatırladığı için maalesef bu durumda gene gideceği yer Rabbinin dergahıdır. Duanın tesiri azimdir. Duayla bunu yapacak. İşte bu dua eğer bir anlamda geniş alemleri etkisini alırsa, dua cüzden külle, cüziden külliye geçerse, küllileşerek bir külli kanunu ucuyla yapılan bir duanın o mahiyetçe yapan bir duanın müthiş bir tesiri vardır. İşte bu duanın tesiri azimdir. Sadece bir tek kişi dua etmiyor. Bütün kainatla beraber ediyor. Eline elini açtığında Rabbine, eline elini açmasına izin verilmiyorsa, kalbini açtığında Rabbine, kalbini açmasına izin verilmiyorsa şeytana tarafından bütün zorluğa, bütün evhama vesveseye rağmen imanını muhafaza etmek hususundaki bütün tercihine ve zorluğuna rağmen kalbinin gözünü açtığında, kalbinin sol tarafını, meleği ilhamın olduğu yeri açtığında, işte kainatın sahibi o sese tabir caizse o sesi işitir, o sesi duyar, o sesi bilir. O sesin sahibini de kendi yanında salihlerine yazar. İşte o sese sahip olmak lazım. O nasıl bir ses? İşte o sestir ki Kur'an'i bir sestir, o sestir ki Muhammed'i aleyhisselatü vesselam bir sestir. O sestir ki sahabe efendilerimizin sesidir, o sestir ki peygamberlerin izamı sesidir. O ses Davud'u bir sestir, o ses İbrahim bir sestir, o ses İsevi bir sestir, o ses Muhammed'i bir sestir. O ses Ebu Bekri, Ömer'i, Osman'i ve Ali'yi bir sestir. İşte bu sese kulak vermek lazım. O ses tanınan bir sestir. O söz bilinen bir sözdür. Ne kadar uğraşsak uğraşalım hadisteki bir dua gibi, ayetteki bir dua gibi veya o ikisinden mülhem ilham alarak yazılan büyük zatların duaları gibi dualar edemiyoruz.